Merhaba, ben Banu Güven. Kemal Göktaş'la beraber Akıntıya İnat yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu yayında aslında Türkiye'nin 10 yıllardır meselesi olan siyaset, tarikat, cemaat ilişkilerine değineceğiz. Ama bu ilişkilerin en somut halde göründüğü akçeli işlerden söz edeceğiz. Yani memleketin bir takım köşelerinin, bir takım kamu arazilerinin bu cemaat ve vakıflara siyasi çıkarlar ve ideolojik doğrultudaki, ideolojik olarak paralellikler sebebiyle peşkeş çekilmesine değinerek bir tablo çizeceğiz. Burada çok önemli hususlar var çünkü. Hatırlatayım, 1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla ilgili kanun çıkmıştı. Bu kanun hala yürürlükte ama bu kanunun hayata geçirmek istediği durum fiiliyatta değişmiş vaziyette. Bu adım adım değişti. Bunu da içinde konuşuruz. Bu yayınımızın, podcastimizin, YouTube yayınımızın. Fakat en çarpıcı örneklerden başlamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir sürü tarikat, cemaat adı geçiyor. Çok son zamanlardaki diziler sebebiyle de Kemal gündeme gelen mesela İsmail Ağa cemaati de oldu. Bir de o kadar ortada görünmeyenler var. Ama özellikle bir takım faaliyetler aracılığıyla iktidarın yayılmasını yani AKP iktidarına uygun bir takım zeminleri oluşturanlar var. Bunların içinde tabii AKP'nin de içinde olan mesela Süleymancılar var. Buradan mı başlayalım? Nereden başlayalım? Yani önce belki bu tarihsel yani kısa perspektife bir katkı vereyim. Evet. Şimdi tarikat meselesi tabii Türkiye'de çok bugünlerde Türkiye toplumsal hayatının bir gerçeği ve giderek de güçlenen, giderek de Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek bir güce ulaşan ne diyelim bir organizasyonlar bütünü. Bunun devlet eliyle büyütüldüğünü ve özellikle 12 Eylül'den sonra devlet eliyle sola karşı büyütüldüğünün altını çizmek lazım. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019'da hazırladığı bir rapor var bana. O raporda tarikatlar tek tek ele alınıyor. Hatta işte nerede örgütlendikleri, neler yaptıkları, devlet için bir tehlike olup olmadıkları gibi değerlendirmeler var. Orada 12 Eylül'den sonrası için çok ilginç. 12 Eylül'den sonraki demokratikleşme adımları deniliyor. Yani bütün o faşizmle simgeleşen işkencenin, idamların, hak ve özgürlüklerin tamamen askıya alındığı bir dönem için Diyanet demokratikleşme ifadesini kullanıyor. Nedeni şu, nedeni 12 Eylül'den sonra darbeciler solun önünü kesmek için, toplumsal hayatı Türk-İslam sentezine oturtmak için ve bu yolla da insanları susturmak, sermayenin önünü açmak için Diyanet eliyle ve tarikatlar eliyle İslamcılaşmanın önünü açtılar. Bu tabii bir dönüm noktası ve de kısa dalgada bugün yayınlanan bir haber, onun da altını çizmek lazım. Nereye geldiğimizi, yani Diyanet ve tarikatlar eliyle Türkiye nereye getirildiğini gösteren bir haberdi bu. Diyanet'in stratejik plan raporu 2028 planları. Ve orada Banu Sinan Tartanoğlu'nun haberi diyor ki sekülerleşme toplum için bir tehdit. Yani düşünebiliyor musun? Anayasal bir kurum Diyanet İşleri Başkanlığı ve anayasada devletin temel niteliklerinden olan laiklik ilkesini yok sayarak, hatta laiklik ilkesini sekülerleşme tabirini kullanarak bu ilkeyi tehdit ve risk olarak değerlendiriyor bunu. Planını alabiliyor. Dolayısıyla geldiğimiz aşama tarikatlardan bahsederken sadece toplumun değil devletin ve siyasetin de İslamcılaştığı ve laiklik ilkesinden giderek uzaklaştığı, laikliğin altının çizildiği bir ortam. Tabii buna eşlik eden akçeli işler aslında bu tablonun bir bütünleyeni. Niye? Çünkü bu işleri yaptıkça, güçlendikçe, holdingleştikçe toplumsal etkileri artıyor. Siyasetteki etkileri artıyor ve dolayısıyla nihai hedefe doğru giderken
elleri güçlenmiş oluyor. Bir şey söyleyebilir miyim arada? Oraya gelmeden önce sen 12 Eylül'e döndün ya. Şimdi 12 Eylül aslında tam da daha önce sağ partilerin de kullandığı yöntemi kullanarak solu iyice bitirmek istedi. Evet. Ve bir asker eliyle din dersi zorunlu hale getirildi. Yani 12 Eylül'den sonra ortaokula başlamıştım ben. Ve o zaman benim dönemimde din dersinin zorunlu hale gelmesini ve getirilmesini ve bunun yarattığı rahatsızlığı, tartışmayı çok net hatırlıyorum. Ben de ortasındaydım çünkü bunun. Yani o din dersi de Sünni İslam'ın empoze edildiği bir dersti. Ve 6. sınıfta işte, 5. sınıftan sonra 6. sınıfta bu başlamıştı. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Rahatsızlıktan kastım da tam olarak da bu laiklik ilkesine, yani anayasaya aykırı bir durumun okullarda, orta öğrenimde hayata sokulması. Sonra o orta öğrenim, 6. sınıf ilk öğrenim oldu. Ama sınıf olarak söyleyeyim, din dersi çok daha küçük sınıflara kadar ve hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir takım faaliyet ve strateji raporlarında göreceğimiz gibi okul öncesi eğitime kadar indirildi. Ve bu çok ciddi, asıl tehlike burada yani. Çünkü çocukların küçük yaşta belli bir zihinsel olgunluğa ulaşmadan daha soyut kavramlarla böyle test edilmesi, bu şekilde eğitim almaya başlaması çok tehlikeli. Ve bu çok sert bir şekilde, mesela Süleymancılar, biraz önce sözünü ettiğim bu Kur'an kurslarıyla, okullarla falan filan, çok yurtlarla yaygın bir şekilde, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'yla da, işte Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla da falan bir takım işbirlikleri yaparak, protokoller imzalayarak falan hareket eden oluşumlar diyelim. İsmaila cemaatinin, özellikle ben daha önce Kısa Dalga'daki bir iki yazımda da buna değindim. İsmail cemaatinin özellikle, yani bir tek kız çocukları değil, erkek çocukları içinde kurduğu hayat, bu yurtlarda işte kamu arazilerinin peşkeş çekilmesiyle, bir takım kolaylıklarla, ya da onu söyleyeceğim, 2017'de önüme çıkan bir haberde, o zaman daha bunun farkına varılmamış ama 49 yıllığına kamu arazilerinin bu vakıflara kullanımına dair bir kanunla kolaylaştırılan bir durum. Dolayısıyla biraz bunun üzerinde durmak gerekiyor. Bu yani her seferinde belirtmek lazım. Gerçekten de 1980'den sonra tepe taklak giden bir tablo. Şimdi parsel parsel sattılar lafı Bülent Arınç'a aitti. Melike Gökçe'ye yönelik söylemişti ama tam da bizim bugün anlatacağımız şeye tekabül ediyor. O Fethullah Gülen cemaatini kastetmişti. Melik Gökçe'nin onlara tahsis ettiği arsaları, arazilere gönderme yaparak. Ama hakikaten memleket parsel parsel satılıyor. Bir yandan sermayeye satılıyor. İşte bu Kanal İstanbul vesaire vesilesiyle Katarların aldığı araziler gündemde ve orada sadece Katarlarda bir Türk sermayesi de ve her milletten sermaye de oradan rant için arsalar, araziler alırken Fethullah Gülen cemaatine zamanında sağlanan o kolaylıklar, o parsel parsel satışlar bugün diğer tarikatlara da yapılıyor ve de örnekleri alt alta koyunca inanılmaz bir manzara çıkıyor Banu. Mesela dün Deutsche Welle'de bir haber vardı. Menzil Tarikatı'nın Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sahip olduğu arazilerle ilgili. Üstelik o da bir arazi birleştirme uygulamasıyla işte tarıma elverişli
tarım arazisiyken elverişsiz hale gelen bir takım arazilerin ıslahıyla ilgili bir ilan. O ilandan gazeteci arkadaşlarımız izini sürmüş ve de devasa miktarda arazilerin toplandığını görmüşler. Bunlar hani hediye mi ediliyor, bir bağış mı, onlara tek dikenleri satın mı aldı? Muhtemelen cüzi meblağlar vererek satın almışlar ve kahtanın büyük bölümü menzilin eline geçmiş. Bu çok son çıkan haber bu olduğu için bununla başladık. Ama İsmail Ağa cemaatiyle ilgili çokça başka skandal da var sanırım. Tuzla mesela. Yani bir önce şeyi söyleyeyim mesela bak. Kaçak yapılar. Bu tabii ki bir tek İsmail Ağa cemaatine has bir şey değil. Birçok hani iktidara yakın birçok kişinin hem şahsın hem bir takım grupların diyeyim inşaatları, iş insanlarının giriştikleri inşaatler merak etmesen sonradan bunu bir şekilde imar ve iskandan geçiririz diyerek legalleştirmiş vaziyette. Onlardan biri de neydi biliyor musun? İsyas Oteli'ydi. İsyas Oteli'nin de sahibi AKP'ye yakın bir isimdi. Bu da ayrı bir şey. Siyas Oteli depremde Adıyaman'da yıkılan Evet. ve 40'a yakın sanırım, 40 civarında insan, Kıbrıs'tan gelen ortaokul öğrencisi, voleybolcuların da olduğu, hayatlarını kaybettiği bir oteldi. Evet. Şimdi bak. 12 Mart 2022 Hiranur Vakfı. Tanıdık geldi mi? Bu İsmail Ağa'ya Evet. bağlı. Evet. Yani bu Hiranur Vakfı'nda büyük bir skandal olmuştu. Timur Soykan arkadaşımız da bunu üzerine gitmişti dosyayı alıp. Bir çocuğun zorla evlendirilmesi vakası ve o Evet. yüzden de tarikat şeyhi ceza aldı. Evet, sonra İsmail abi bizimle alakası yoktur falan dedi. Ama Hiranur Vakfı'ndan bir örnek. Onlar İsmail Ağa'ya bağlı olduklarını söylüyorlardı. Hiranur Vakfı'nın İstanbul Sancaktepe'de yaklaşık 12 dönümlük arazi üzerindeki bir merkezi, 5 blokluk dershane, yatakhane ve aşevinden oluşan binalarının imar sorunu çözülmüş. Şimdi burayı yaptırırken Hiranur Vakfı bravo bravo aferin yapın denmiştir muhakkak. Cemaat tarafından da yani Fatih tarafından da. Erdoğan'ın her seçimden önce bakın yani gidin geçen genel seçim ve başkanlık seçiminin öncesine bakın. Oy kullanmadan önce gidip İsmail Ağa Vakfı'nın camiini ziyaret ediyor Fatih'te. Sonra da bu seçim öncesinde Murat Kurum'la beraber gitmişti. Oraya gidip duasını aldığı cemaat. Onlar bu tür faaliyetlerden tabii memnun oluyorlar kendilerine bağlı bir takım grupların. İşte bu böyle bir kompleksi varmış. Muhtemelen külliye falan diyorlardı onlar buna. Aşevi, yatakhane, dershane. Bütün bunların imar sorunu çözülmüş. Ne Çünkü demek o? Yani aslında kaçak haldeyken yasal hale getirilmiş, değil mi? tabii İBB Meclisi'nde bu planlar hemen Mart ayı oturumunda oylanmış. Çünkü eski İBB Meclisi'nde hatırlayacak olursanız İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk AKP MHP'li üyelerdeydi. Şimdi iş değişti. Neyse o zaman oylanıyor ve bu imar plan değişiklikleri geçiyor. Gerekçe olarak da kamu yararına kullanımın artacağını söylüyorlar. Yani 3471 metrekaresi Hiranur Vakfı'na ait. Yaklaşık 740 metrekaresi hiçbir mülkiyete konu olmayan tescil dışı alanla beraber diyor. Böyle 4000 küsur metrekarelik alan açık kapalı semt spor alanı olarak bir fonksiyonu varmış. Bu iptal edilerek özel eğitim tesisi alanına alınıyor ama bu da böyle neydi belirsiz bir vakfın elinde. Ve Milli Eğitim Bakanı'nın söylediği gibi o yaklaşım yani pişkince ortada olan o yaklaşım devam ediyor. Nedir o da? Gene hala dile getiriliyor. O da biz bu vakıflara işte destek ona yani daha doğrusu bu vakıflara derneklerle protokol yapmaktan gocunmuyoruz. Devam da ederiz diye. Tabii karşısında da şeyi koyuyor. Yani biz onlara destek vermeyeceğiz de çocuklarımız daha mı gitsin? Yani o ikiliği çok iyi yaratıyorlar. Şimdi kendi istedikleri tipte bir öğrenci modeli yaratabilmek için bu kategoriye girmeyen, bu şablona girmeyen öğrencilerin de
işte dağa gideceği gibi bir ikilik yaratarak ilerliyorlar. Tuzla'ya demiştin ama Tuzla'ya dair Tuzla. AKP'li Tuzla Belediyesi'nin 2 dönümlük araziyi İsmail Ağa tarikatına vermesinden bahsedeceksin sanırım, değil mi? Evet, ondan bahsedecektim. Yani onun notunu bulmaya çalışıyorum önümde ama o iş bundan sonra bu belediye seçimlerinde sonuç AKP'nin işine gelmeyen şekilde ortaya çıktıktan sonra nasıl gelişir? Nasıl devam eder? Tekrar bir oylama söz konusu olur mu İBB Genel Meclisi'nde bilmiyorum. Çünkü şöyle Tuzla İlçe Belediyesi Kur'an kursu adı altında medrese inşa edilmek üzere İsmailce Ağa cemaatine bir arsa tahsis edecek deniyor. Çünkü burada daha çok ilk adım yani seçimden hemen önce atılmış gibi. Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı tarafından talep ediliyor bu. Yani bu İsmail Ağa'nın altında da farklı vakıf ve dernek isimleriyle ortaya çıkan bir takım oluşumlar var. Yani bu da bir taktik tabii ki. Çünkü yani bir sürü şey bu şekilde kılıfına uyduruluyor. İşte Huzurlu Gönüllü Eğitim Gönüller Eğitim Vakfı ile protokol imzalması için Belediye Meclisi Aralık ayında bir şey vermiş, yetki vermiş belediye başkanına. 2336 metrekare büyüklüğündeki bir araziden söz ediyoruz. Şimdi bu tekrar imar planı değişikliği açısından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin önüne gelecek mi, gelmeyecek mi? Onu göreceğiz. Burada Bana da ama bu sadece şeyle ilgili değil malum. Yani ne yazık ki diyelim. Sadece AKP'li belediyeler değil, zaman zaman CHP'li belediyelerin de özellikle bu güçlü tarikatlara bir şekilde destek verdiklerine dair haberler de var. İsmail öyle Ar mi? adını burada analım. Çünkü İsmail Ar'ı Bir Gün gazetesinde özellikle bu tarikatların girdiği ilişkiler, tarikatlardaki skandallarla, onların karıştığı yolsuzluklarla ilgili çokça haber yapıyor ve ısrarla Yapıyor. takip ediyor. Onun bir haberi bu da. Onu da Ama bu hatırlatalım. Bir parantez açabilir miyim? Onun haberi değil miydi bu depremden sonra Menzil Tarikatı'nın da faaliyetlerine dair onun haberleri vardı. Onu da hatırlatmak lazım. Bu şimdi bahsedeceğim haber de İsmail Ar'ın haberi. O da Bolu'da CHP'li belediye malum Tanju Özcan, renkli demeye dilim varmıyor ama sık sık gaflarıyla, yaptığı açıklamalarla, ırkçılığa varan göçmen karşıtı söylem ve uygulamalarıyla gündeme geliyor. Onun başkanı olduğu Bolu Belediyesi'nde Süleymancılar cemaatine bir arsa veriliyor ve de bu arsanın üzerinde tarihi bir yapı var. 685 metrekare büyüklüğünde bir arsa bu. Ve üzerinde tarihi yıkılması yasak yani bir yapı var, bir köşk var. Ve de Bolu Belediyesi'nden yetkililerin imzasıyla bu tarihi yapı yıkılıyor. Orada inşaata yer açılıyor. Ve de Bolu Belediyesi işte süreci Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütüyor diyor ama İsmail'in haberinden öğreniyoruz ki burada Bolu Belediyesi'nin attığı o imzalar olmasa böyle bir işlem yapılamayacak. Dolayısıyla özellikle bu yeni dönemde de CHP'li belediyeleri bu açıdan da takip etmek gerekiyor. Niye? Birçok yerde Taşra'da daha önce CHP'nin elinde olmayan il ve ilçe belediyeleri CHP'ye geçti. Ama oradaki yapı bu adayların birçoğu da eskiden sağ partilerde yer alan adaylar. CHP'yi geçerek kazandılar. Orada işte bu tür tarikat, hatta bir ikisi çıktı biliyorsun tarikatlarla ilişkilerine dair haberler. O yüzden bu önümüzdeki dönemde de CHP'yi ve CHP'li belediyeleri de bu açıdan takip etmek ve değerlendirmek gerekecek. gerekecek tabii. Çünkü burada şimdi niye bu tarikat ve cemaatlere böyle bir teveccüh gösteriliyor diye soracak olursak bunun cevabı aslında en basiti siyasi çıkar.
sağlamak için. Ama ne yolla? Bu cemaat ve tarikatlar işte gelişmekte olan ya da az gelişmiş diyeyim belli açılardan toplumlar maddi açıdan ekonomik problemlerin de olduğu yerlerde işte bağışlar, sosyal bir takım networkler, ağlar kurarak dayanışma adı altında falan çok etkili. Yani hazır bir takım damarlar var inebilmek için. Hazır bir takım kanallar var seçmene inebilmek için doğrudan. O yüzden partiler bunu zaten Cumhuriyet tarihi boyunca kullanmak, onları etki alanına almak istemişler. Özellikle sağ partilerden söz ediyoruz tabii. Dolayısıyla yeri geldiğinde yani işte CHP'nin ne kadar sol politikalar güttüğünü de izlediğini de burada başka bir yayında tartışırız, konuşabiliriz. Ama zamanı geldiğinde oradan da bir takım siyasetçiler kısa vadeli çıkarlarına bakarak kararlar alıyorlar. Yani bu ekoturizm projelerine Çanakkale'de yeşil ışık yakan CHP'li eski belediye meclisi üyeleri gibi. Bu ayrı bir konu ama onun dışında tabii ki yani bu sağ popülizmin çok önemli ayaklarından biri tarikat ve cemaatler. Yani o mesela Süleymancılar ne kadar insanı etkisi altında tutuyordur, kaç takipçisi yani müridi anlamında vardır. Bunları söylemek zor, rakam bildirmek zor ama işte bir takım tarikatların, Nakşibendi'nin zamanında mesela işte Turgut Özal'ın neoliberal bir yönetici olarak, başbakan olarak göreve geldiği dönemde etkisi, bugün işte konuştuğumuz Süleymancılar, Menzil, o bu falan bunların etkileri. Malum, çok geniş bir ağ olarak yayılıyorlar bulundukları Tabii yerde. yani bu arazi ve arsa meselesi önemli çünkü diğer ticari ilişkilerin temelini oluşturuyor. Çok doğru. Çok doğru. Buradan da bir geri dönüş oluyor. Yani siyasi iktidarlarını ekonomik bir iktidar üzerine de oturtmak zorundalar. Onunla beslemek zorundalar. Ve bu aslında Cihan Tuğal'ın bir kitabı vardır. Ben onu önermek isterim. Pasif Devrim diye. Sultanbeyli'de zamanında sosyoloji alanında zannediyorum sosyolojideydi. Bir tez için orada gözlem yaparken sistem karşıtı olan siyasi İslamcı seçmenin daha sonra nasıl bu sisteme ayak uydurduğunu ve kapitalizmin nimetlerinden faydalanarak nasıl bugünkü ekonomik iktidar yarattığını gösteriyor. Hatta kitabın kapağında şöyle bir çarpıcı tablo vardır ve bu gerçek bir fotoğraftır, fotomontaj da değildir. Bir cami iki minare arasından uzakta Türk bayrağını görüyorsun ama bir tane de kocaman McDonald's amblemi oradan tam caminin ortasından arka planda görünüyor, çıkıyor. Yani bu üçlü din, ticaret ve Devlet. vatan millet o makinanın iyice yağlanmasına yardımcı olan faktörler ve popülist siyaset için kullanılan faktörler ve herkes tarafından. Çünkü sol partilerde sağa doğru kayıyorlar sürekli. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun da zamanında çok sağ kaydığını, fazlasıyla kaydığını herhalde hatırlamak mümkün. Yani Bozkurt işaretinden tut işte aklına gelirse. Bunu da bir hatırlatmak lazım. Dolayısıyla yani Recep Tayyip Erdoğan'ın her seçimden önce gidip hayır duası almak istemesi İsmail Ağa'dan bir tesadüf değil. Böyle birbirini besleyen bir sistem var burada. Ve her şeyden önce Erdoğan'ın istediği
dindar nesillerin yetişmesi için son derece uygun zemini yaratıyorlar, yayıyorlar. Mesela Arnavutköy'deki o değişim, yayılma, İsmail Ağa'nın Fatih'ten sonra en yaygın olduğu, faaliyet gösterdiği yer. Hatırlanacak olursa orada bir Kur'an kursundan sonra bitirildiğinde yürüyüş yapılmıştı. İşte cübbeli, kafalarında takkeleri, fesleri, fes değil de takkeleri olan bir takım küçük çocuklar yürümüştü. Hani burada aslında bir eğitim hakkı da gasp ediliyor bu tarikatlar, cemaatler eliyle. Bunun üzerinde de kimse durmuyor. Asıl durulması gereken şey de bu. Üzerinde durulması gereken noktada bu diyeyim ama oraya girmeyelim. O konumuzu dağıtır şimdi. Evet. Bu iktidar ve yani güç odağı olarak, iktidar odağı olarak nasıl bu işin kurulduğunu konuşmaya devam edelim. Bu arazi ve arsa tahsislerinde temel amaçlardan biri eğitim kurumu oluşturmak oluyor. İşte Kur'an kursları oluşturuluyor, yatılı Kur'an kursları vesaire. O zaten tam da senin dediğin gibi dindar gençlik hedefinin, öfkeli ve kinli bir gençlik hedefinin bir parçası. O yüzden devlet bunu teşvik ediyor, önünü açıyor. Diyanet zaten bunu yapıyor. İşte okul öncesine kadar Kur'an kursları eğitimleri var. Ama bir yandan da tarikatlar yoluyla da bunun yapılmasını istedikleri için onun önünü açıyorlar. Bir yandan da ticari gerekçelerle bu arsa ve araziler tahsis ediliyor. Hatta işte geçen yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirdiğinde 2019'dan sonra müfettişler, belediye müfettişleri yolsuzlukları araştırıyorlardı önceki döneme dair. İlim Yayma Vakfı, bu da önemli bir İslami kurum diyelim. Bu İlim Yayma Cemiyeti'ne bağlı İlim Yayma Vakfı, malum yargıda da bunların üyeleri çok etkili. Bunlara bir bedelsiz Pendik Belediyesi sınırları içerisinde bir 15 bin metrekarelik bir arazi tahsis edildiğini fark ediyorlar ve orayı inceliyorlar. Normalde orada bir işte eğitim faaliyetleri için kullanılmak üzere bu tahsis edilmiş. Ama müfettişler gittiğinde çok küçük bir bölümünde, yani 15 bin metrekarenin sadece 500 metrekarelik bölümünde bir irfan okulları diye adı altında bir eğitim kurumu açıldı, ama geri kalanın spor merkezi olarak kullanıldığını fark ediyorlar. Şimdi bu İslami organizasyon niye bir spor merkezi olarak kullanıyor burayı? Üstelik eğitim için tahsis edilmesine rağmen ticari gerekçeleri, yani oradan para kazanacak. Dolayısıyla çok yayılmış, yani devasa bir organizasyondan, bir network'ten söz ediyoruz. Bu holdingler her alanda faaliyet gösteriyorlar. İşte zaman zaman böyle tahsis amacının da dışına çıkarak ticari amaçlarla bunu kullanıyorlar. Yani bu protokollere daha yakından da bakmak gerekiyor. Şey protokollerine, bakanlıkların bu dernek ve vakıflarla vesaire yaptığı protokollere, buna ek olarak. Şimdi senle konuşurken aklıma geldi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, uzun süre bugünün Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin. 2013'te Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandığında o yıl Cihan Nüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği. Bu Cihan Nüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği zihinsel kodları düzeltmek, Müslüman zihnini inşa etmeye katkıda bulunmak için çalışmak diye amacını tarif ediyor. Özlenen, beklenen, mütedeyyin insan tipinin oluşturulmasına katkıda bulunmak diyor. Ve bütün bunları da işte, bunu da gene bizim web sitesinde yazdığım bir yazıdan okudum, oradan alıntı yaptım. Bu yönde çalışıyor, yani onun müsteşar olduğu dönemde 2013'ten başlayarak o strateji değişiyor. Ve tam da Cumhuriyet'in 100. yılında o din eğitiminin saatleri seçmeli ders adı altında falan filan artırıldı bilmem ne. Fakat bir de şu var, şunu biliyorlar. Mesela İsmail Ağa cemaati gibi kızlarını okula göndermek istemeyen ve bazı oluşumlar var.
Ve bunlara muhtaçlar ki gidip hayır duası istiyorlar. Değil mi? Ve de oylarını istiyorlar yani. Onlara göz yumuyorlar. Onları okula gidemeyeceği için o kızlar ya da o çocuklar ayrıca bir de iyice ortodoks tırnak içinde bir eğitim alsın, her neyse o yapı korunsun ve o yapı bu iktidara dair rızayı tekrar oluşturabilsin diye bir takım anayasal suçlara göz yumuyorlar. Eğitim hakkının engellenmesi de böyle bir suç. Ve şu an Türkiye'de bu bilinmesine rağmen iktidar bu suça göz yumuyor. Ve bir de bu suçun işlenmesini kolaylaştırıyor. İşte bu bir takım arazileri yurt ya da eğitim tesisi adı altında kullanım 49 yıllığına göya kiralayarak. Yani bu göz yummanın ötesinde bir de katkı sunmaktır bu işlere. Ve denetim yeterince iyi değil. Bütün bu yurtlarla ilgili. Yani öyle bir denetim derdi de yok bana sorarsan. Yani çok şey bir cümle oldu bu. Denetim değil, zaten önünü açıyorlar ve de istedikleri gibi yapmalarını sağlamak üzere. Daha yani tahsislerin dışında şeyler de var. Banu, yine bir haberden yararlanacağım. Beyoğlu'nda Örnektepe'de bir emekli öğretmenin başına gelenler engelli, 65 yaşında Mustafa Bilgili, %87 engeli var ve onun bir gecekondusu varmış. Onu zamanında Özal döneminde çıkan afla yapı kayıt belgesi almış ama tapuyu almamış. Bir vakit Süleymancılar gelmiş ve demişler ki biz sana para verelim ve arsanı bize ver. Satmasını istemişler yani. Öğretmen Mustafa Bilgili buna itiraz etmiş. Satmam demiş. Afrika'dan çocuklar getireceğiz, onları okutacağız deyince, ben öğretmenim, çocukları koparıp buraya getirip eğitim vermenize de izin ver. Gönlüm razı olmaz. Evimi de arsamı da satmıyorum demiş. Ama bir sabah ne olmuş? Bir sabah Mustafa Bilgili'nin kapısına iş makineleri gelmiş, evi yıkmak üzere. Meğer işte yapı kayıt belgesi var ama tapusu yokmuş bu öğretmenin ve de Süleymancılar arsayı milli emlaktan satın almışlar. Ve de evi yıkmışlar. Daha sonra tabii Bilgili Tapu Müdürlüğü'ne ve Milli Emlak Müdürlüğü'ne gitmiş. Onlar ya bir hata oldu falan demişler, bir dava açmış ama bu davalar devam ederken o gecekondu da tamamen elinden gitmiş. Yani devlet gücünü de arkasına alarak bu tür hukuk dışı yollara da başvurarak, sadece işte kanundan ya da belediye meclislerinin kararlarından değil, bir tür gasp ederek de bu arazilere çöküyorlar. Tam bir şey durumu aslında, olan biten şey. Iktidarını devam ettirebilmek için yaslandığı çıkar gruplarına, bunlar işte çeşitli mafyatik gruplar da olabiliyor, bu tür dinsel gruplar da olabiliyor. Hani sol literatürde çok söylenen ve artık karikatür hale gelen bir cümle, sorun iktidar sorunu. İktidar arkalarında olduğu için her şeyi yapmakta özgür hissediyorlar kendilerini. İşte gidip bir engelli bir emekli öğretmenin evini de bu şekilde elinden alabiliyorlar. Evet. Durum bu diyelim. Evet. Sürenin de sonuna geldik. Bu parsel parsel satma hikayelerinin sonu yok. Yüzlerce hikaye var böyle. Biz sadece aradan seçip birkaç tanesini anlattık. Sanırım daha çokça bu konuda haberler okuyacağız ve de bunların şeyi de artacak. Bir de seçim yenilgisinden sonra bu kalan 4 yıl şey gibi de göreceklerini düşünüyorum. Bir olası iktidar değişimi ufukta görünüyor 2028'de. En azından böyle bir korkuları oluştu. Bu 4 yılda yiyebildikleri kadar yemek, alabildikleri kadar almak gibi bir motivasyonları olacak.
Önümüzdeki 4 yıl bu açıdan da çok önemli. O zaman Akıntıya İnat'ın yeni bölümünde görüşmek üzere. Herkese güzel günler diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.